Düğün olur da yemek olmaz mı? Aham da düğün evi de yemekleri göremiyorum ben. Buluruz. Düğün evinde yemekleri genelde hanımlar yaparlar. Burada sanıyorum yeni bir sistem geliştirilmiş. Düğün yemeği şerifi seçilmiş. Şerif dediğiniz sadece kovboy filmlerinde kasabanın şerifi olmaz. Aham da bu da yemek şerifi. Sembolik olarak mutfağın teneke anahtarlığı da kendisine takdim edilmiş. Sağ ol. İsim siz sağ olun. İsminiz? Benim ismim Hacı Korucu. Hacı Korucu. Evet. Yaş? Yaş 65. Siz nüfus müdürlüğünden mi hanımefendi? Benim hanım. Ha hanım tabii. Tabii. Hanım bilecek tabii canım. Hanım iyi mi? Peki hanımlar burada hadi düğün için yemek yapıyorlar. Senin burada bulunma sebebin acep nedir Hacı Bey? Benim burada organize müdürü benim. Her şeyi ben idare ediyorum. Her şeyi ben yapıyorum. Sizi seçiyorlar mı? Seçiyorlar tabii canım. Nasıl sandığa gidip oy mu atıyorlar? Oy değil parmak kaldırıyorlar. Nasıl parmak kaldırıyorlar? Böyle de tamam mı tamam. Ya siz aday mı oluyorsunuz? Yani? Aday oluyoruz tabii canım. Düğün yemeğini ben organize edeceğim. Ben organize ediyorum. Neler vaat ettiniz hanımlara? Ne isterlerse hepsi de ondan. Değil mi? Güzel yemek yapana bir traktör falan. Olur tabii traktör olmaz da bir altın olur yani. Arkadaş bu şapkadan mıdır? Politikanın çamurundan mıdır? Nedir? Salla salla bitmez bu işler. Salla bol keseden. Salla nilisin. Hakikaten en iyi yemek yapan altın verecek misin? Vermem mi canım vereceğim tabii. Ne çeyrek tam yarım? Çeyrek. Tam olana... En iyi yemek yapanı bütün. Bütün. Tabii canım. En iyi yemek yapanı altın veriyorsun. Altın veriyor. Sizin çıkarınız ne bundan? Karınız. Hiçbir şeyim yok. Çıkarım yok. Ne oradan? Bak. Öyle el işaret yapma. Hop onları iyice oysanız ha. Bu ne biçim hamur yoğurmak? Bunu mu diyorsun yani? Sen burada bulununca güzel yemek yapılmaz ki abicim yani. Yaparla yaparla. Bak yemekçimiz daha yemek baş kumandanı o. E baş kumandanı ise sana ne oluyor? Ama ben o idare ettiriyor beni buradan. Bunu getir bunu getir ben getiriyorum götürüyorum. Her şey benim elimin altından çıkıyor. Sen ameleyim desene şuna ya. Ha ameli değil. Bayağı da rota şey idare ettiriyorum. İdare ettiriyorum. Kocanız enteresan bir bey hanımefendiciğim. Enteresan olduğu kadar da. Biz bayağı. Bayağı ha. Biz şimdi bunlar hep dış devlette. Ben beyim ile buraları hep biz bakıyoruz. Hep bunlar hep bizim biz bakıyoruz. Kardeş torun. Buraya kardeşinin orasına, kızımın orasına, oğlumun orasına, her tarafı torunumun orasına. Burası ha, hep korucular ailesi. Gurbetçi ya. Evet. Onlar yurt dışına gittiklerinde evler size mi kalıyor? Evler bizi kalıyor. Biz yönetiyoruz. Bu bayçıları, her şeyleri biz yapıyoruz. Mısır ektim sen gelecek diye. Görüyorum. Bu mısırlar ben geleceğim diye mi? Tabii canım. Sen geleceksin diye yaptım bunu ben. Işte. Bir mısıra bakıp ağlamışlığınız var mı? Kaç yıllık evlisiniz siz? Biz 47 senelik evliyiz. Allah mesut bahtiyar etsin. İnşallah. Çektirdin mi adamı? Vay, bu, adam mı çektirdin? Hiç büyüğümden çekmedim. Hep kaynanamdan, babamdan. ondan. Neydi? Bak. Kaynana sağ mı? Kaynana sağ. 7 tane oğlan. Hep bir tane ben aldım oğlanlar. Ne kadar cici, ne kadar tatlı bir hanım. Hatta ahı gitmiş vakam. Neyse. Şimdi gel bakıyorum sırayla bakıyorum. Evi gelmezdi. Buyur annem. Adam var dedi evi gelmez. Sabah namazında gelirdi. Ha. Sizin yaş kaç anne? Yaş 87. 89 yaşında annem. Bez bakıyoruz hepimiz. Ama kaynananın bakıyoruz. Suratına bakıp da öyle yaşlı. Yaşlı demiyor. 87 değil. 89. Denir mi? Ben güzel değil mi? Kim? Annem benden güzel değil mi? Onun yüzünde hiç kıvırcık var mı? Şahane yaşa diyoruz biz ona. Şahane yaşa. Tabii. Ya yemediğini sizin... yediriyoruz, giymediğini giydiriyoruz. Bak kıyafetlerine. Sorarız yüzü burada, tabii. Yüzü burada. Bakayım. Allah razı olsun. Oğlanla da iyi gelinler. Ama gelin dedi ki, kaynana elimden çektim ben biraz dedi. E tabii olmuştur. O kayınla gelin arasında olabilir. İyilik de olur, kötülük de olur. Değil mi? Kötülük ettiniz mi siz gelin? Etmedim. İyi de sen onu. Bak adam üstüme evlendi. Karaldı. Ayrıldık. Ben çocukları 8 çocuğu baktım. 8 çocuğunuz varken mi üstünüze karaldı? Evet, şerifliğin battığı an.
Bu artık anahtarın da bir hükmü yok, şapkanın da pek bir hükmü. Ne var ya? Şapkanın çok hükmü var. Şimdi babanız annenizin üzerine bir evlendi. Ondan sonra bir daha mı evlendi? Evet. Toplam 3 evlilik mi yaptı? Tabii canım. 2 evlilik yaptı. Bir de bununla 3 oldu. İlk eşi anneniz. Annem. Sonra bir analık. Analık var. Ondan sonra bir analık bir daha. Bir de tabii. Sizin tek. Hiç babana çekmemişsin sen de be. İnsan bir babasının oğlu olur ya. Yok baba, yok yok yok, öyle işim. Şey. O Gala yemeğe geliyor. Yemeğe. Hangi Karla? Gelen Gala. Yemeğe geliyor. Yoksa adamın tipini bipini beğendiğinden değil yani. Tabii canım. Karı yemeğe geliyor. Yakışıklı mıydı beyim? İyi, yakışıklıydı. Öyle uzun boylu. Anne işten gelip bak, tanık yiyordu bu. Bu da benim annem. Bu da benim annem. Israrla kaçınmaya çalışıyoruz ama. Yok. Bu gelinim. Magazin gündemini soracağımız kişi belli. Kim kime sarmaşıyordu anlamadım. Bizim oğlan bunu sarmaşıyordu. Bu gel bak bizim oğlan. Yakışıklıydın. Gel bak karşılıyor sarmaşıyordu. Bekarken. Bekar değil, evli. Evliyken sarılsayacağım karısına kime ne? Sarmaşıyor. Sarmaşmasın mı? Çok seviyor da ondan sarmaşıyor. Çok sevdiği için mi 3 kere evlenmiş adam? Tabii. Bunu o Gala gelmedi onun evine. Herkes haydan geldi bu yüzden. Gala'dan kurtulmadı ondan öyle. Yan geldim benim. Müşkül oldum. O karılardan kurtulamadı için evi. Kabahati yok o zaman adamcağızın canım. Ne yapsın? Hanımlar peşine düşmüş. Adam yakışıklıydı, vuruldular. Geç ay vuruldu. Çok güzeldi. Bu da idare ettirdi. Salvedi yakasını. Ne yapayım? Sizin isminiz? Fatma Korucu. Fatma Korucu hanımefendiciğim. 63 yaşındayım. Sormadık gerçi de. Ben evet, o yaşındayım. Göstermiyorsunuz maşallah. Neden? Emekli olacak. 11. ayın 5'inde. Nerede yaşıyorsunuz efendim? İsviçre'de. Önce adam mı gitti oraya? Evvel adam mı? Ne kadar kaldı orada? 4 sene. 4 sene. 4 sene korkmadınız mı? Ne korktun canım çocuk? Bulursa bir tane ecnebi hanım diye. Yok, bu bulandan korktu onlar. Bu bulandan korktular. 3 tane kadın aldı ya. Çok çekti annesi. Biz de evlenirsek hanımlarımız çektirir. Şimdi bakın, rahmetlinin arkası yani. Tabii. Rahmetlinin hakkını teslim edelim. 3 tane hanım almamış bir kere. Aldı. Hayır. Peşindeki 10 tane hanımın 2 tanesine... Teslim olmuş adam ya. 30 tane geçimiz vardı. 50 tane geçimiz vardı. Kadınlar yedi. İsmi neydi rahmetlinin? Mehmet. Feda olsun Mehmet amcama. 30 koyun değil, 30 keçi değil, 300 tane davar, 80 tane deve feda olsun rahmetliye. 700 davar vardı babamın. Feda olsun. Feda olsun. Hanımlar peşine düşmüş, adam kaçamamış ya. Bir yere kadar canım yani. Dağda güden kim? Rahmetli Mehmet amca. O hiç gitmedi. Gitmedi mi? O tabancayla tüveli gezerdi hep oğlan. Aslanım benim be! Bir de gidip dağlar mı güdecekmiş oğlan, dağlarda? Oğlan yaşa be! Nur içinde yat Mehmet amca. Allah Allah be! Kayınvalidenize dediniz ki oğlanlar çok iyi dedi de gelinler iyi olmasa görürdüm ben seni gibi bir laf ettiniz ya da bana öyle geldi. Tabii oğlanlar, gelinlere bakmasın bakan bir oğlanlara bakabilecek mi bu annelere? Gelinler bak. Oğlanlar neyine bakıyor be anne? Çamaşırını mı yıkıyor oğlanlar? Yemeğini mi yapıyor? Allah onlar olsa. Gelinler bakıyor sana. Gelinlere bakıyor diyor istiyor. Allah razı olsun. Allah onların çocuklar da onlar baksın. Kaynana biraz geçimsiz olmuş sizin adı bir şey. Varmış, acık dil varmış. Vardı. Ben dövdü zamanında. Ne? Ha 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 ha! Bunlar da karı koca. Ha 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 ha! Ne ha ha ha! Olurmuş eskiden böyle şeyler. De, beni dövdü ya. Seni de mi annem dövdü? Annem dövdü tabii. Beni de dövdü hem dayağla. O karnı dayanla. Zaten dayak genelde dövme dayakla. Çok ondan yapıştık bunlara. Dayak yediğimiz. Benim annem babam yoktu. Mecbur bunları yemandım. Benim annem 3 yaşın demişin öldüğünde. Allah rahmet eylesin, o içinde yatsın. Eskiden olurdu öyle şeyler. Olurdu. Kabahatiniz neydi? Hiçbir şeyden bir şey yok. Babam ev gelmiyordu. Bizden oluyordu acısı. Peki siz evlendikten sonra gittiniz. Evet. Değil mi efendim? Evlendikten İsviçre'ye. Sonra. İsviçre'ye. Ama adam bir 4 sene orada kaldı. 4 sene kaldı. Aklınıza gelmedi mi orada bir tane hanım bulursa da bizi unutursa deyum? Umudum var da evlenmeyeceğim. Kayınpederine çekseydi? Ben zaten o damarından damar var istedim. Adamlar da var kurusun dedim. O damar kurusun. O damar var kurusun. Öyle bir beddua etmişsin ki kocadaki o damar kurumuş. Bu yaptığınız ne? Gömbe.
Buyurun. Gömbe. Gömbe özellikle düğünlerde mi yapılır? Hayır, senin için. Nasıl benim için ya? Senin için, sen yesin diye sen batıracağız bölmesinden. Ya daha önce bu köyde gömbe yapılmadı mı yani? Yapılmış. Herkes tamam, evinde yapar. Böyle yapmazlar düğünde. Gömbe yemek istiyorsanız bir şekilde bizi davet edeceksiniz. Tabii, buyurun. Herkes yesin. Eğer gezi programı yoksa gömbedir. Bu bir gelenek değil. Çarşıdan aldım lahana, duydum doydum sana. Damadın gelince de danayı ona kesmiş. Şimdi aldım. İyi be. O kadar seviyoruz. Affedersin anne. Sen bu gelinlere çakmışsın. Ellerine sağlıksın. Ne diyeyim mi? Ah. Ha bize Mısır'ın koçanı, damada koca öküz değil mi? Hiç gülecek bir şey yok bunda. Ben komik bulmuyorum şahsen. Aman 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 kaynana, dişleri gedik kaynana. Dolmacı başısınız siz. He, dolmacı başıyım ben. Her düğünde olur mu efendim dolma? Olur. Genellikle yaparız biz buralarda. Bu ne dolması olur? Sadece biber dolması ya, değil mi? Biber dolması olur genelde. Zeytinyağlı patlıcan. Yaparız, patlıcan, kabak. Yarın öbür gün sizin yeni insandan sayacağınız ki saydığımız beyiniz bir tane hanımı alıp eve getirse ne olur? Estağfurullah, öyle bir şey olmaz. Olmaz. Hayat. Beyime güveniyorum. Beyine güveniyorsun da muhtemelen neneniz de beyine güveniyordu. Uzun boylu, ama mavi gözlü. Biraz, sizinki tipsiz mi ki ne? Yok, tipsizlikten değil de şimdi zaman, yani ikinci evleli, fırsat yok. Tut ki el verdi hayat şartları. Başımı gelin çekerim. Ne yapayım, nenem gibi otururum ben de. Neneniz pek oturmamış. Yok canım, hepsi de ninem de çok çalışmış. Hırsını çok gelinlerden almış, gelinleri dövmüş. Bilmem. Olabilir gelin kaynana arasında herkesin olur sorunu. Sizin zamanın. Var mı kaynana? Var, kayınvaliden burada. Beni onun sorabilirsin nasıl gelinin. Nasılsınız? İyiyiz nenem, hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. İyiyim bizim köyümüz. Vallahi güzel. Çok güzeldir. Güzel. Ha. Son derece bakımlı. Anladım bakalım. Sizin oğlan olacak şey değil de kalkıp size bir gelin daha getirmeye kalktığında gelininiz az önce dedi ki kaderimdir, çekerim, ne yapayım? Benim gelin, oğlum gelin getirmez. Benim gelinim dört dörtlüktü, Türkan Şoray gibi. Özür nasıl ederim. Gelin getirsin? Ben tam bakamamışım. Bir müsaade eder misin? Siz Türkan Şoray dediniz. Kendisi Filiz Akın misali oradan kaçıver. Huhu! Ya bir gelin kayınvalidenizin yanına. Bir dövüşeyim değil mi nene? Efendim? İkimiz dövüşün Meren. Tanıştırayım. Dila Hanım ve... Leyla de. Yok. Türkan Şoray'ın bir filmi vardı ya. Tamam nenem, tamam. İşte oğlum da geldi. Sizin, buyurun eşinizin yanına lütfen. Siz annenizin seçtiği... Evet. Hanımı aldınız. Hanımı aldık maalesef köy yerlerinde. Maalesef. Biliyorsunuz görücü usulü Şoray Bey. Ve istemeye istemeye mi aldınız? Eski düzen öyleydi. Yok, isteyerek aldım. Bir, hayır, maalesef ben asker ocağındaydım o tarihte. Haberiniz bile yok. Tabii telefon açtılar. Anneniz kumpası kurmuş. Çünkü hanımın sülalesi aşiret gibi kalabalık olduğu için annem dedi ki sen evin tek oğlusun. Arkan dedi sağlam olsun. Bir de laf ağzından çıkmış almıyorum dediğiniz zaman o sülale toplanıp sizi burada boğarlar. İsim nedir? İbrahim. İbrahim mısırları çıkardı bu tarlalarda. Çıkardı. Memnunsunuz. Memnunum. Hanımdan mı sülaleden mi? Sülaleden de hanımdan da. Zaten sülaleden memnunsan hanımdan memnun olup olmama gibi bir lüksün yok. Yok. Ha. Yok ben hanımdan pek memnun değilim diyemezsin. Sadece hanımlar mı bu memlekette? Aile baskısıyla evleniyor. Hayır. Nice koç yiğitler de. Senin anan seni beğenmemedim annen bir kız. Benim anam? Annen beğenmedim senin hanıma. Bu benim annem mi? Ha? Soran kim? Peki oğlan olacak şey değil de hayır anne ben kendi istediğimi alacağım deseydi. Demedi. Benim hatırım kırmadı. Tamam deseydi. Deseydi alırdım. Onu, oğlanın istediğini alırdım. Ha, oğlanın istediğini alırdım. Sen de varmış be hafif bak göz bakıp duruyormuşsundur yani. Beğenmişsindir yani. Valla hanım beni beğenmiş. Asker ucundan gelince. Senin de havanı yiyeyim yani ha. Hanım bizi beğenmiş. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşçıbaşı. Aşçıbaşı. İsim? Mehmet Korucu. Korucular ailesinde. Evet. Aşçıbaşı da mı çıkmış buradan? Her şey var bizde. Ve bu ilk defa mı düğünde aşçıbaşılık yapıyorsunuz yoksa daha önce hep aşçıbaşılık? Yok, daha önceden biz İsviçre'de kalıyoruz. İsviçre'de yapıyoruz yani bu işi. Nasıl? İsviçre'de bizim, düğünlerde, evet, düğünlerde yemek mi yapıyorsunuz? Yemek yapıyoruz. Evde yapıyorsunuz mu? Evde yaparım. Bayağı. Hanım sana bir pilav yaptım diyorsunuz yani. Derim.
Hanım sana kuzu kapama yaptım diyorsunuz. Derim. Yaprak sarma yaptım derim. Af buyur. Yaprak sarma. Çiğ köfte. Hepsini de hazırlarım. Hanım ye derim. Bir de çiğ köfteyi. Evet. Elin. Evet. Güzel olmuş mu tadına bak derim yani. Beğenmediği oluyor mu? Yok. Olmaz. Yenge buralarda mı? Buradaydı ama. Kahveye gitmiştir o. Yemeği siz yapıyorsunuz ya. Olabilir. Olabilir. Hanımefendi? O nenemiz. Ben esas aşçı. Esas aşçı. Siz. Kapak açma adetimiz var mı? Var tabii. Var. Açalım. Kimden alacağız? Kim açtıracağız? Damadın babasını açtırmamız lazım yani. Damadın babası. Olur. Damadın babası bey buralarda mı acaba? Damadın babasını çağırdık. Damadı bey. Ben damadın babası ya. Eğlenme benimle damat. Babası bir geri versin size zahmet. Damadın babası benim. Abicim dıştan baktığımızda aşağı yukarı aynı yaşta görünüyoruz yani. Öyle yaş mi? Kaç? Yaş 44. 44? Evet. Benden 4 yaş büyüksünüz. Sepi topu oğlan damat oluyor, evleniyor öyle mi? Evet. Oğlan 24 yaşında. Ufak bir detay var. Yemekleri belki biliyorsunuz bu adeti, belki bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Kapakları açılırken bir şeyler verilmesi gerekiyor. Veririz. Nedir bunun hakkı? 50. 50. Yenge geliyor. Hanım kuaförden gelmiş. Ha, bir baksın diyor benim modelime. Ne oluyor? Arkadan şey diyor. Senin öyle söylüyorum. Yok ya. Evet tabi programı seyretmemiş. Yardım yapıyor ya. Efendim? Yardım ne var canım yardımda dur. Çekil. Az dur. Dur. Bir dur bak. Sıcak diyorum sana. Yardım edin. Ne varmış canım bunda yardımda? Hoş geldiniz. Hobi ya o hobi mahiyetinde yapıyor. Profesyonel anlamda değil. Bir görelim bakalım eller bir gitsin bakalım cebe ne olmuş ne bitmiş. Bunu parça edeceğim. Lütfen. Parçalayın lütfen. Frank da kabul ediyor. Bu 20 milyon ya. Senedim de sen zararlı çıkarsın ya. Can bir 20 daha vardır orada inşallah belki. Bakalım bir. Mübarek ezan vakti. Biz nevalemizi almışız. Annem kapa. Efendim aranızda anlaşın. Bu gelmeye poşe takma. Gelmeye demiyor. Damat. Babasının ayağını öpüyor. Kolay gelsin. Sağ ol abi. İşi bilmeyen bir berberle daha ekibimiz karşı karşıya. Efendim en son bir damat tıraşında mehteran bölüğü arkamızdaydı. Yörelerimize göre damat tıraşlarına yeni bir açılım getirdik. Burdur yöresinde de damat tıraşını doğal olarak Sipsi, Kabak Kemane ve Jura ile yapacağız. Ama diyorum ama Sipsi'nin yanında fazla konuşamıyorum. Ama işi bilmeyen bir damatla aman berberle ne yapacağız? Ayarlarız bir şeyler. İş her zaman olduğu gibi başa düştü. Geç seyret berber. Bak damat tıraşı şöyle git. Şu köşeden seyret. Seyret. Bir presentable bir hava vereceksin kendine önce. Düğün bu. Havalı olacak yaptığın iş. Biraz özgüvenli olacaksın. Gördün mü? Göreyim mi? Lütfen. Bak bir daha gösteriyorum. Bir daha gösteriyorum. Bekle. Melodi var ya. Kez ortlatması oynamadığın için. Anlamıyorum değil mi? Ustalık! Ustalık!
Sakacın çıkar. Hük yap. Gördün mü? Buyur. Buyur. Çabuk öğreniyorsun. Çabuk öğreniyorum. İyisin, iyisin. Sabunla da ben geliyorum. Hey hocam, hey. Sağ ol. Varol, korkma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.